Biz Türkiye'de ve Çin'de toplam yaklaşık 2600 restoranlık bir operasyon yönetiyoruz. Çin'de korona ile Türkiye'ye kıyasla çok daha önce tanıştık. Aslında tüm dünyadan daha önce tanıştık. Açıkçası Çin'de yaşadığımız tecrübe ve deneyim de bize Türkiye'deki sürece daha hazırlıklı girmemizi sağladı. Bu sebeple Türkiye için çok daha kolay kararlar aldık, daha hızlı adımlar attık. Hem bulunduğumuz sektörün bize bir etkisi hem de kurum kültürümüzün de faydası. Biz oldukça hızlı aksiyon alabilen ve oldukça hızlı karar alabilen bir şirketiz. Bu anlamda iç iletişimimiz de oldukça kuvvetli ve bu dönemde biz bunun oldukça meyvelerini topladık. Bu sebeple risk unsuru gördüğümüz pek çok konuda daha kamu otoriteleri herhangi bir adım atmadan, onların kararlarını dahi beklemeden hızlıca adımlar attık. Söylem olarak belki jenerik gelecek ama altı dolu dolu söylüyorum bunu. Biz bir numaralı önceliğe her zaman müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını koyuyoruz. Bu dün de böyleydi, bugün de aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla tamamı kendi kontrolümüzde bir tedarik zincirimiz var ve ürünlerimizin üretim, hazırlanma, servis edilme aşamalarının tamamı bizim kendi gözetimimiz altında. Hali hazırda zaten oldukça da kuvvetli bir hijyen ve sağlık prosedürümüz vardı. Bunu daha da kuvvetlendirip sıfır tavizle uyguladığımız bir döneme girdik. Biz bu süreçte gördük ki aslında sadece bir hızlı servis restoran zinciri değiliz. Aynı zamanda da pandemi döneminde toplumsal bir ihtiyacı da karşılayan bir güven figürüyüz. Bir şekilde çünkü insanlar dışarıda yaptıkları işler gereği dışarıda olması gereken insanlar var. Onlar için de güvenli, lezzetli ve kaliteli gıdaya ulaşımın devam etmesi gerekiyor. Burada biz bir misyon üstlenip bu insanların bu ihtiyacını gidermiş bulunuyoruz ve gidermeye de devam ediyoruz. Bunun yanı sıra insanların evine, ister evlerine, ister çalıştıkları yerlere, dilerlerse hatta sıfır temas yöntemiyle sipariş verebileceği de bir alternatif olarak devam ediyoruz. Burada tabii ki yani bunu devam ettirirken aslan payı kesinlikle fabrikada çalışan, depolarda çalışan, restoranlarımızda çalışan personelimize, tır şoförlerimize ve hiç şüphesiz ki kuryelerimize gidiyor. Bunları uzun uzun anlatıyorum size ama neden anlatıyorsun derseniz şu anda Türkiye genelinde neredeyse bütün AVM mağazalarımız kapalı. Cadde restoranlarımızda gel al hizmeti ve paket servisle hizmet vermeye devam ediyoruz. Restoranlarımızda senede yüz milyonlarca misafir ağırlıyoruz normal koşullarda. Tabii ki yani bunda bir trafikte azalma oldu. Keza pandeminin ilk günlerinde paket serviste de bir düşüş yaşadık. Fakat süre ilerledikçe hem biz alınan önlemleri daha iyi anlatabilmeye başladık. Hem de Mehmet Öz gibi Doktor Mehmet Öz gibi bilir kişilerin hastalığın gıda yoluyla bulaşmadığına yönelik açıklamaları bizi daha fazla insanın tercih etmesi için bir sebep oluşturdu. Şu anda paket satışlarımız pandemi öncesi dönemki seviyesine ulaşmış durumda. Biz gerçekten insanların evde kalmasını istiyoruz ve biz geliriz diyoruz. Bu dönem için hepsine aslında bu bütün çabalarımızı Evde Kral isimli bir platformun altında topladık. Bu platform aslında hani böyle Burger King logosunu çatı altına almaktan çok daha fazlasını içeriyor. Daha büyük bir proje. Salgının birinci gününden başlayarak tüm fokusumuzu müşterilerimizle yani restoranlarımıza davet ederek değil de biz onların evlerine giderek paket servis yöntemiyle buluşmaya aradık. Bunu yaparken de pek çok iş ortağımız var. Başta Coca-Cola, Algida, Yemek Sepeti, Fiu gibi iş ortaklarımızla birlikte hareket ettik. Bu dönemde bizlere pek çok araştırma geliyor. Bunları doğru okumak ve doğru aksiyonu almak gerekiyor. Müşterilerimizin davranışlarının farklılaştığını anlayabileceğimiz hem kendi gözlemlerimiz hem de bu pek çok araştırma aslında bize gösterdi ki
bu dönem daha önceki dönemlerden müşterilerin davranışları farklılaşıyor. Yani örneğin hafta sonları normalde bizim en fazla sipariş aldığımız dönem olurdu. Gördük ki hafta içlerinde daha fazla sipariş almaya başladık. Ya da işte pek çok öğrencinin bu süreçte ailelerinin yanına geri döndüğünü gördük. Siparişlerinde tabii ki farklılaşmalar oldu. Bu doğrultuda farklı kitlelere hitap eden farklı menüleri biz bu çatının altına topladık. Burada hani 3-4 kişilik bir aileyi de fokuslandığımız oldu. Beyaz yakalı, tek başına yaşayan beyaz yakalılara da veya işte ailesinin evine dönmüş ama oyun oynayarak gününü geçiren gamer ismini verdiğimiz genç arkadaşlarımıza da bu çatı altında yer verdik. Aynı zamanda da tabii ki Ne Yediğini Bil platformumuzu da aktif bir şekilde kullanmaya devam ettik. Bunu bu dönemde oluşan kaygıları gidermek için de tüm sürecimizi yani ürünün hazırlanmasından tutun da kapıda kuryenin ürünü teslim etmesine kadarki süreci bu şekilde müşterilerimizin önüne sunmuş olduk. Toplumda korona sonrasında hijyen hassasiyetinin devam etmesini ben de bekliyorum. Sektör oyuncuları bu konuda bugüne kadar atmadıkları adımları daha keskin bir şekilde atmayan var ise atmak zorunda kalacaklar. Çünkü müşterilerimiz sektör oyuncularını değerlendirirken kaliteye ve hijyene verdikleri önemin daha da artacağını ve bu süreçte tedarik zincirine doğru yönetebilen kaliteden, hijyenden taviz vermeyen firmaların ciddi fark yaratacağını düşünüyorum. Yani hem az önce saydığım etmenler hem de bu süreçte genel değişimdeki tüketici davranışlarını okuyamayan firmalar için zor günler ne yazık ki kapıda olacak. Hiçbir şekilde kaliteden taviz vermeyenler bu dönemde kazanacak. Ve kaliteden taviz veren pek çok firmanın da bu süreçte elimine olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte bir şekilde yani sosyal inovasyonlar, dijital inovasyonlar ve topluma katkının da daha değerli olduğu bir dönem olacak. Bu süreç markalara samimiyetten ve toplumdan kopmanın markadan daha büyük olduğunu aslında öğretti. Yani sektörümüzün ana oyuncuları olarak mesela rekabeti bir şekilde sağlık çalışanlarına hizmet konusunda da dostça sürdürebildik. Bu sektör adına çok ne diyeyim benim en keyif aldığım anlardan bir tanesiydi. Çünkü ben doktor bir ailenin çocuğu olarak yetiştim ve bu belki de bugüne kadar yaptığımız en değerli aktivitelerden bir tanesiydi. Keza çünkü büyük bir teşekkür borçluyuz. Sağlık çalışanlarımıza. Ben bir kez daha hani sektörde bu sağlık çalışanlarına hizmet konusunda bizimle yarışan tüm firmalara da teşekkür etmiş olayım. Korona sonrası fark yaratacağını düşündüğüm bir diğer husus da az önce belirttiğim gibi aslında dijital dönüşüm. Bir yöneticimizin tabiriyle şu anda aslında bir dijital devrim yaşıyoruz. Bu alanda bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey çok daha dijital olacak. Temassız teslimat, temassız sipariş, temassız ödeme. Pandemi sonrasında da insanların temas ile ilgili hassasiyeti en azından bir dönem daha, belki 6 ay, 1 sene minimum devam edecek. Dolayısıyla tüm planlarımızı tüketicimizi tercih ettiği ürüne minimumda temas ederek ve sosyal mesafeyi koruyarak ulaşabilmesi üzerine yapıyoruz. Yeni normale başladığımızda kanal yapısının da değişmiş ve işte az önce belirttiğim gibi paket servis cirolarının da kalıcı olarak şirketlerin daha büyük bir işini yaptığı döneme gireceğiz. Pandemi sonrası oluşacak ekonomik ortamda ulaşılabilir fiyata, kaliteli, güvenilir ve lezzetli gıdaya olan talebin de artacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında biz bu dönemi korona sonrası dönem için bir hazırlık dönemi olarak değerlendiriyoruz. Çünkü pek çok fırsatı içinde barındırdığını düşünüyoruz.
AVM'ler açıldıktan sonra da belli bir süre insanların oraya gitmeye çekineceğini düşünüyoruz. Ve bunun yanı sıra da keza AVM'lerin açıldığında da aynı tempoyla, aynı insan sayısıyla açılacağını düşünmüyoruz. Ve planlarımızı da açıkçası buna göre yapıyoruz. Bizim geleceğe yönelik bütün planlarımızda bir şekilde bu işi temassız olarak da veya minimum temas ile devam ettirip AVM olsun, farklı lokasyonlar olsun dijital bir şekilde hizmetimizi sunmak var.